Evet değerli konuklar, bir sonraki sunum olan Diye Yazılım'dan Suha Bey, Suha Hanım'ı ekrana davet ediyorum. Herkese merhaba. Suha Bey, merhabalar, hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkürler. Seste, görüntüde bir sıkıntı yok bugün. Evet, sesle ve görüntüde herhangi bir problem yok. Siz bulut teknolojisinin ekonomiye katkıları isminde bir sunum hazırladınız bizler için. Ben sözü uzatmadan ekranı sizlere bırakıyorum. Bol şans diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Evrim Hanım güneşli bir Ankara gününden merhaba dedi. Ben de sizlere güneşli bir İstanbul gününden merhaba diyeyim. Şöyle bir de sunumumu da paylaşayım sizlerle. Tekrar merhaba. Önce hızlıca bir kendimi tanıtayım. 1979 Eskişehir doğumluyum. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldum. Mezun olduktan sonra yaklaşık 1,5 yıl Yapı Kredi Bankası'nda bilişim uzmanı olarak, uzman mühendis olarak çalıştım. Biraz kurumsal deneyim, mühendislik deneyimi elde ettikten sonra da 2004 yılında alanında uzman arkadaşlarımla beraber Diye Yazılım'ı kurduk. O günden bu yana da Diye Yazılım bünyesinde farklı Ar-Ge projeleri, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli Ar-Ge projeleri yürütüyoruz. Aynı zamanda DIA Cloud ERP uygulamasını geliştiriyoruz ve bu uygulama üzerinden de kullanıcılara hizmet veriyoruz. Bugün burada alanımız olan bulut teknolojisinin ekonomiye ne gibi katkıları bulunduğu ile alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle hemen hızlıca bir şirket özgeçmişinden bir bahsedeyim. Diye Yazılım'ımız 2004 yılında ODTÜ Teknokent'te kurduk. Alanında uzman mühendis arkadaşlarımızla beraber kurduk. İlk önce Ar-Ge projeleri, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli sağlık projeleri, en büyük ilaç şirketlerinin Avot ve Novartis destekli projeler gerçekleştirdik. Daha sonradan bu Ar-Ge projelerin oluşturduğumuz bir DIA altyapısı ortaya çıktı. Bulut altyapısı ve bunu da 2008 yılına geldiğimizde DIA bir proje şirketinden bir ürün şirketine evrilmeye karar verdik. Ve DIA bulut lisans modeli değişime ilk adımı atmak üzere DIA Cloud ERP'sini geliştirmeye başladık. Tamamen kanal üzerinden pazarlamayı gerçekleştireceğimiz için 2010 yılında İstanbul Satış ve Pazarlama Ofisi'ni açtık. Kanala yatırım yapmaya başladık. Günümüze geldiğimizde de 60'a yakın uzman kadromuz ile her yıl büyüyen bir network'ü yönetmeye çalışıyoruz. Şimdi bulut teknolojisinin ekonomiye katkılarından bahsederken önce bunun bir paydaşlarından bahsedelim. Kimler var bulut teknolojisinin paydaşı? Aslında bir donanım üreticileri var. Daha sonradan bu donanımlar üzerinde çalışacak yazılımları geliştirenler var ve hem donanımı hem yazılımı satanlar var. Aynı zamanda bu ürünleri kullananlar var diye düşünebiliriz. Donanım üreticileri kimler? İşte HP'dir, Dell'dir gibi serverları üreten firmalar var. Supermicro var. Farklı farklı uluslararası büyük firmalar var. Aynı zamanda bu serverler üzerindeki ekipmanları, network ekipmanlarını geliştiren, üreten Intel, Samsung, Cisco gibi farklı farklı yine firmalar var. Aynı zamanda bu donanımları satan resellerlar var. Hem ülke çapında hem uluslararası bazda satan firmalar var. Yazılım firmaları neler? Bulut teknolojisi paydaşlarında. İşte Microsoft, Salesforce gibi büyük uluslararası yazılımlar geliştiren firmalar, DIA gibi bulut teknolojisi üzerinde yazılım geliştiren firmalar var ve bu yazılımı satan bir ekosistem var aynı zamanda. Kullanıcılar kimler? Bir kurum olabilir. Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı gibi bir kurum olabilir. Maliyet Bakanlığı yazmışım, şimdi görüyorum. Aynı zamanda büyük işletmeler olabilir. Taze Toptan Gıda AŞ gibi büyük ticari kurumlar olabilir. Veya şahıslar olabilir. Ahmet Er Yılmaz gibi bir şahıs da bu donanımlar üzerinde çalışan yazılımları kullanan son kullanıcı olarak düşünülebilir. Şimdi bu üç gözle bir bulut teknolojisine bir bakmaya çalışalım. Donanım üreticileri ve satışçıları bakış açısıyla baktığımızda, şimdi donanımlar neler var? İşte serverlar var, sunucular dediğimiz. Bu serverların çalıştığı network'ü ağ kuran ekipmanlar var, switch'ler var, farklı farklı güvenlik ürünleri var. Bunları
kullanan bilgisayarları kullanıcılar için kişisel bilgisayarlar var, laptoplar veya workstationlar küçük. Ve aynı zamanda bunların çevre ekipmanları var. Bulut tarafına baktığımızda bizim için en önemli kısım bu ilk iki kısım, sunucular ve network ekipmanları. Bu tarafta bulut teknolojisi geliştikçe ve büyüdükçe bu taraftaki yapılar iyice büyüdü. Fakat şimdi KOBİ'ler düzeyine baktığımızda bulut teknolojisindeki KOBİ'ler bu yazılımlara yöneldikçe aslında bu donanım üreticilerinin ve satıcılarının KOBİ'lere, SME'lere yaptığı satışlar gitgide azaldı aslında. Çünkü KOBİ'ler bu tarz yatırımları, ilk yatırımları yapmak yerine daha küçük kiralama modeliyle bulut teknolojisi üzerinden yazılımları kullanmaya niyetlendiler. Çünkü sermayeleri kısıtlı ve bu sermayeyi daha verimli kullanmak adına bulut teknolojisindeki daha uygun maliyetli yazılımları tercih etmeye başladılar. Veri merkezlerine yönelik satışlar da bu donanım üreticilerin arttı. Şimdi bu veri merkezi derken sadece veri merkezi hizmeti veren işletmeler olarak düşünmeyelim. Büyük ticari işletmelerin kendi içlerinde de eğer bütçe sorunları olmadığı için ve bunları karşılayacak bütçeler olduğu için teknolojiyi de yönetecek personelleri, insan kaynakları olduğu için veri merkezinden hizmet almak yerine nispeten kendilerine göre daha güvenli buldukları yatırımlarını yaparak şirket içi veri merkezi kurabilecek büyük işletmeler de var. Örneğin işte Türkiye'nin en büyük otomobil fabrikası diye düşünebileceğiniz en büyük otomobil fabrikalarından biri Tofaş fabrikasının içinde kendine ait bir veri merkezi var. Çünkü bu bütçeyi sağlayabilecek bir güç var arkalarında. Ve bu veri merkezlerine de bu donanım üreticileri ve satışçıları daha çok bu tarz yapıları odaklanacak şekilde kendilerini yapılandırdılar. Örneğin işte IBM'in donanım tarafından uluslararası en büyük firmalardan biri, Ar-Ge firmalarından biri hem donanım hem yazılım tarafı olan IBM'in donanım tarafını bırakıp daha çok yazılım tarafına odaklanmasının içinde de zaten bulut teknolojisindeki yazılımın önemi ortaya çıkıyor. Donanım tarafı biraz daha atıl kalmaya başlıyor. Yazılım üreticileri tarafından gözüyle bir bakalım dediğimizde bulut teknolojisi neler getiriyor? Şimdi daha önceden yazılımlar, şu anda da öyle tabii, hem on-premise yani lisans olarak satıyorsunuz, kendiniz kendi bilgisayarınıza, kendi altyapınıza yatırım yaptığınız altyapıya kurmanız gerekiyor. On-premise yazılımlar var veya işte cloud üzerinden aylık, yıllık kiralama modeliyle satabilecek lisanslar satılıyor. Şimdi KOBİ'ler daha çok yine maliyet avantajı nedeniyle binlerce dolar vererek bir lisans satın almak yerine aylık cüzi kiralama maliyetleriyle cloud kiralama SaaS, Software as a Service yazılımları tercih etmeye başladılar. Bu nedenle yazılım üreticilerinde on-premise yazılım satışları düştü. Biz diye yazılım olarak zaten cloud hizmeti veriyoruz ve tüm sistemlerimizi bulut üzerinde tutmaya çalışıyoruz. Tabii burada mesela biz on-premise hiçbir yazılım kullanmazken son dönemin önemli konularından biri kişisel verileri koruma kanunu KVKK nedeniyle bazı kullandığımız yazılımları değiştirerek on-premise geçmek durumunda kaldık. Çünkü yurt dışında kullandığımız bazı bulut yazılımlar var ama kişisel verileri koruma kanunu nedeniyle yurt dışında verilerin, kişisel verilerin durmaması gerekiyor. Bu nedenle biz de yurt dışından hizmet aldığımız bazı cloud yazılımları Türkiye'de on-premise aynı hizmeti veren cloud yazılım olmadığı için ne yazık ki on-premise olarak kendimiz kurarak bunları kendi iç kullandığımız sistemlere geçirmeye çalıştık. Bulut'u da burada özlüyoruz. KOBİ'lerin cloud yazılım satışları inanılmaz derecede arttı. Çünkü artık KOBİ'lerde hem maliyet avantajı hem sağladığı faydalar nedeniyle cloud ürünleri tercih etmeye başlıyor. Her yerden bağlanabiliyorlar. Son dönemde pandemi döneminde herkes evden çalışmaya geçti biliyorsunuz. Eğer lokalde her yazılım işletme bünyesinde kullanılabilir olsaydı, dışarıdan kullanılamıyor olsaydı evden çalışmaya geçiş çok daha zor olacaktı. Çoğu firma işte VPN'lerle işletme bünyesine bağlandırarak oradan yazılımları kullandırmak üzere bayağı bir IT yatırımı yaptılar. Ama mesela bir ticari yazılım, DIA gibi bir ticari yazılım kullanan bir işletme
herhangi bir yatırım yapmasına gerek yok. Zaten işin doğasında online olarak yazılımını kullanabilir bir nokta var. Peki yazılım üreticisi açısından gelirler nasıl değişti cloud'la beraber? On-premise lisanslarda tek seferlik gelirler vardı. Bu tek seferlik gelir modeli aslında firmaların değerlemesinde de, şirket değerlemesinde de negatif bir etki yaratıyordu. Çünkü siz her sene aynı satışı, aynı müşteriyi devamını getirmek zorundasınız. Aynı satış gelirlerine yapabilmek için satışa koşmak zorundasınız. Ama cloud modeliyle, software as a service modeliyle devam eden gelirler bu firmalar için, yazılım üreticileri için devamlı arttı. Arttıkça da şirketlerin gelir modelleri değişti de şirketlerin değerlemesi çok daha arttı. Mevcut müşteriyi korumak önemli bir nokta haline geldi. Bir başka nokta yazılım üreticisi bakış açısıyla. Bir yazılım üreticisi bir firma bir proje dahilinde bir ürün üretiyorsa bunu geliştirmesi için bir kendi tabii bir laptop üzerinde veya bir workstation üzerinde bir yazılım altyapısı geliştirebilir. Ama bunu test edeceği veya büyük donanımlara ihtiyaç duyuyorsa bu donanımlara yatırım yapması gerekiyordu. Fakat artık bulutla beraber bu altyapıları işte Microsoft Azure olabilir veya Amazon Web Services olabilir veya işte Digital Ocean olabilir. Farklı farklı bulut altyapıları üzerinden düşük maliyetlerle kiralayabilir noktaya geldiler ki yazılım üreticisi, bizim gibi yazılım üreticisi firmalar için çok daha uygun maliyetli bir model ortaya çıktı. Çoğu firma işte binlerce dolar, işte veri tabanı tarafında binlerce dolarlık lisans modelleri ödemek yerine, lisans paraları ödemek yerine bunları hemen online'dan kiralayabileceği sunucular üzerinden işte saatlik kullanmaya başladı. Bu da maliyetlere olumlu etki yaparak yazılım geliştirme sürelerini ve yazılım maliyetini azalttı diye düşünebiliriz üreticiler bakış açısıyla. Son kullanıcı bakış açısıyla bulut nasıl etkilendi oraya geldiğimizde. Şimdi son kullanıcı şimdi biz DIA olarak bir ticari KOBİ'lere hitap ediyoruz. Ticari işletmelere hitap ediyoruz. O bakış açısıyla sunmak istiyorum bu kısmı. Ticari işletmeler ne gibi IT yatırımları yapıyorlar? İşte bilgisayarlar, serverlar, laptoplar alıyorlar. İşte burada gördüğünüz gibi güvenlik ekipmanlarına yatırım yapabiliyorlar. Network'e yatırım yapabiliyorlar. Bunlara niçin yapıyorlar? Bunlar üzerinde çeşitli yazılımları kullanabilmek için. Ne tarz yazılımları kullanabiliyorlar? İşte internet altyapısı, işte web sitesi, mail yönetimi, dijital pazarlama tarafı, B2B bayi portalı, B2C ticaret sitesi, işte ticari yazılımlar kullanabiliyorlar. İşte muhasebelerini, stoklarını takip edebilmek için, satışlarını, üretimlerini takip edebilmek için. Son dönemin önemli konularından biri e-devlet, e-fatura, e-arşivlerini takip edebilmek için yazılımlar kullanıyorlar. Veya işte sektörel yazılım ihtiyaçları olabilir. Üretim otomasyonlarını takip etmek için olabilir veya tasarım yaptıkları yazılımlar olabilir. Bunlar için donanımlar satın alıyorlar ve bunları yatırım yapmaları gerekiyor. Sermayelerinden bir pay ayırmaları gerekiyor. Biz DIA olarak da bu gördüğünüz kısmın ticari yazılım tarafının hemen hemen tamamında varız. Bir e-devlet entegratörü olarak da Gelirler İdaresi Başkanlığı lisanslanmış bu şekilde hizmet veriyoruz. Şimdi bu bir ticari yazılım gözüyle baktığımızda ne kadarlık bir yatırımdan bahsediyoruz diye düşündüğümüzde sermayelerin belli bir kısmını aslında şimdi ekonomiye katkı, bulut teknolojisi ekonomiye katkısı demek, bulut teknolojisini kullanan bir firmaya katkısı ne bunun? Bir KOBİ, bir ticari işletme bir server alması gerekiyor. Buradaki 1500 ila 5500 dolarlık bir maliyet. Üstüne Windows işletim sistemi lisansı, veri tabanı SQL server lisansı, dışarılardan bağlanabilmek için terminal server lisansı, veriyi koruyabilmek için antivirüs lisansı, işte elektrik gitti geldi sorunlarına karşı veya dalgalanmalara karşı işte bir UPS bir jeneratör yatırımı yapması gerekiyor. Veri o disk arızalarına karşı veriyi yedeklemesi lazım ki NAS, SAN veya farklı farklı harici disklerle yedeklemesi lazım ki bir soruna karşılık verisini uçmasın gitmesin ve tekrar hizmetine devam edebilsin. Saldırılara karşı firewall yatırımı yapması gerekiyor. Bu saydığım tüm maddelerin hepsinin birer güncellemesi, hem yazılımların versiyon güncellemesi, öbürlerinin bakımları
maliyetleri ortaya çıkıyor. İlk maddede saydığım sunucu donanımı, bir tane sunucu donanımı alıyorsunuz ama donanım arızalandır, anakart arızalandır, yedeğini tutuyor musunuz? Bir işletmenin işte fatura kesemeden, siparişlerin muhasebesini takip edemeden ne kadar süre bekleyebilir diye düşündüğümüz yedek donanım var mı yok mu? Şimdi bu kadar bir ticari işletme yatırım yapmak durumunda kalıyor. Bulut kullananlar, bulut kullanan ticari işletmeler ne gibi ekonomik katkı sağlıyor? Donanım yatırımı yapmıyorlar. Biraz önce saydığım maliyetlerin hepsini. Yazılım lisans maliyetini daha az ödüyorlar. Bunların idame maliyeti. Bu serverların donanımsal sorunlarda birileri bakacak. Bunlara bir bütçe ayrılması gerekiyor. Yavaşlayacak, upgrade edilmesi gerekecek bütçe ayrılması gerekiyor. Enerji kullanacak, elektrik harcıyor bunlar tabii ki. Bunların hepsi birer idame maliyet olarak ortaya çıkıyor. Güvenlik, bulut teknolojisinden alacağınız, bulut teknolojisi üzerine hizmet veren bir yazılımın güvenliği çok daha fazla sizin lokalde kuracağınız sisteme göre. Tabii bir Tofaş otomobil fabrikasını kuracağı güvenlik sistemiyle lokal olarak varsayayım onu da. Bir işte Ahmet Er Yılmaz AŞ'nin kuracağı güvenlik sistemi, yapacağı yatırımın çok daha farklı veya o sistemi kuracak kişilerin profesyonelliği çok daha farklı. Bunların hepsi bulutun ekonomik bir katkısı olarak ortaya çıkıyor aslında. Ve böylece bulut teknolojisini kullanan işletme sayısı da çok daha fazla oluyor. Alacakları geri bildirim, kullanacakları yazılım üzerinden geri bildirimler, işte ticari yazılım olarak işte diğer ERP kullanıyorsa daha iyi bir raporlamayla daha iyi bir karar destek mekanizması kurmuş oluyorlar diye düşünebilirsiniz. Peki sadece kullanıcı için mi avantaj bu? Hemen bir KOBİ gözüyle bu kadar artısı varsa çok bir KOBİ, bir ülke düzeyinde ne kadarlık bir artısı olabilir? Hemen ondan bahsedeyim. Son birkaç dakikamız kaldı. Ülkemiz iki konuda dışa bağımlı. Bir enerji, iki teknoloji. Şimdi enerji konusunda 7/24 çalışan bir sunucu ne kadar elektrik harcar? Bir KOBİ'ye maliyeti olarak düşündüğünüzü bunu hesaplayalım. Bir KOBİ çünkü bu yatırımı yapıyor. 350 watt power supply olduğunu düşünelim. 24 saat 30 gün çalışıyor. Yıllık neredeyse 2400 liralık bir maliyet harcıyor. Şimdi biz kendimizi örnek vererek bunu kıyaslamak istiyorum. Biz yaklaşık 6000'e yakın işletmeye ticari yazılım hizmeti veriyoruz. 30.000'in üzerinde kullanıcı kullanıyor bu sistemi. Biz de veri merkezlerine elektrik sarfiyatımız üzerinden ödeme yapıyoruz. Bunu hesapladığımızda biz %99'un üzerinde bir verimlilik ortaya çıkıyor. Yani bu 6000 işletme server yatırımlarını yapmıyor, serverlar elektrik harcamıyor, DIA üzerinden ihtiyaçlarını gideriyor ve %99'luk verimlilik sağlıyor. Donanım tarafımız. Kusura bakmayın biliyorum. Süremiz doldu. Çok hızlıca toparlar mısınız? Bir de bir sorumuz var, onu ileteceğim size. Son kısım. Tamam. Donanım tarafına geldiğimizde de İlk yatırım maliyetimiz ne kadardı? Bir işletme için yaklaşık 3000 dolarlık. Amortisman olarak her yıl endüstriyel donanımlar 5 yılda bir yenilenirler. Her yılda 600 dolarlık bir maliyet ortaya çıkıyor. Diğer tarafında biz de milyonlarca dolarlık belki yatırım yaptık şu ana kadar. %99'luk verimlilik sağlıyoruz yine de ülke ekonomisine. Şimdi buradan yola çıkarak bir KOBİ gözünden ortaya çıkarak 100 bin KOBİ sadece bulut kullanırsa, bulut teknolojisi kullanırsa ekonomiye ne gibi bir katkısı olur diye bakıyoruz. Yıllık 200 milyon TL'lik bir enerji tasarrufu meydana getiriyor. 300 milyon dolarlık ilk yatırım donanım maliyetini engelliyoruz. 60 milyon dolarlık da yıllık donanım ithalatını engellemiş oluyoruz. Bundan dolayı diyoruz ki yerli üretim ve yerli bulut üzerinden hizmet veren yazılımları tüm KOBİ'ler tercih etmesi lazım. Ülke ekonomisine çok büyük fayda sağlayacaktır diye düşünebilirsiniz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Umarım fayda sağlayacak bilgiler verebilmişimdir. Kübra Hanım, söz sizde. Süha Bey, bu değerli bilgiler için ve elbette DIA'ya katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Bir sorumuz var, Cem Gökdel'den gelmiş size. DIA yazılım olarak bulut ürünlerinizin siber güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz diye sormuş. Şöyle, biz zaten dediğim gibi bir e-fatura entegratör olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan izin almış bir firmayız. Bunun zorunlu olarak da biz her yıl ISO 27001, ISO 22301 ve ISO 20000 sertifikalarının denetimlerinden geçiyoruz. Aynı zamanda Gelir İdaresi Başkanlığı geçen yıl bir denetim daha getirdi.
banka sistemlerini denetleyen BDDK tarafından onay almış Türkiye'de 7 tane firma var sadece. Bu firmalardan herhangi birinden bir bilgi sistemleri denetimi daha geçirdik biz geçen sene ve bundan da başarıyla geçtik. Tüm bu sertifikalar ve bu denetimler bizim güvenliğimizi aslında sertifikalandırıyor diye düşünebilirsiniz. Bu sertifikaları alabilmek için biz düzenli olarak kendi güvenliğimizi de Türkiye'deki en güvenilir firmalara, bu işin en uzman firmalarına kendilerimizi işte saldırılara karşı, hack girişimlerine karşı denetlettiriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Değerli bilgiler için tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Sizleri sevgilerimizle uğurluyoruz. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Herkese güzel günler, iyi haftalar.